Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine neredeyiz? Çukurova Otopazarı'ndayız. Bugün pazar biraz daha canlı. Böyle bir kalabalık var. Bakalım denk gelirse yine hem alıcı hem satıcı sohbetimiz olacak. Şimdi sözü çok uzatmadan hemen videoma başlıyorum. Öncelikle kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, videolara güzel yorumlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama küfür edenleriniz de var. Maalesef benim yapabileceğim bir şey yok. Tamam, haklı olabilirsiniz. İşte yine yapabileceğim bir şey yok. Hükümete kızanlar var. Ama lütfen yorumlarınıza dikkat edin. Zaten YouTube spama düşürüyor küfürleri. O yüzden rica ediyorum, daha böyle mantıklı, akıllıca, güzel yorumlar yaparsanız daha güzel olur. Şimdi çok sözü uzatmadan hemen şurada 115.000 TL'lik bir serisi BMW dikkatimi çekti. Şöyle 33 plaka. 115.000 TL demiş abimiz. Neymiş? 1.16 standart benzin LPG 2005 model 184.000 kilometredeymiş. Şöyle içine doğru bakıyorum, kapısı açık mı bilmiyorum ama kapısı kapalı. Manuel vites bir BMW. Sanki fiyatı böyle güzel gibi, hoşuma gitti. Yani şöyle işte diğer arabalarla kıyasladığımda, 2001 model mesela 218 bin kilometredeki şu Clio ile kıyasladığımda 53.900 TL yazmış abimiz. 115.000 TL fiyat makul gibi. Günaydın. Şurada her zamanki gibi 45.000 TL'lik Fiesta'mız var. Bu farklı bir Avensis gelmiş. Güzel premium paket. Şöyle bakalım. 51.200 kilometrede 235.000 TL demiş abimiz. Güzel duruyor. Farlarda hafif solmalar var. Otomatik vites mi? Bakalım şöyle, kapısı açık mı? Kapısı kapalı. Manuel vites dostlar. Simli beyaz bir boyası var. Güzel durmuş. Şöyle etrafını da döneyim size. Aracı görün. Arabalar çok yakın olduğu için çekemiyorum dostlar. Giremiyorum içine kadar. Şurada 92.500 TL'ye 95 Euro 5 motor olan Linea var. 92.500 TL demiş. Dizel pop paket. Şöyle içine doğru göstereyim size. Güzel temiz duruyor. Fiyatı da hani böyle makul gibi ama arka camları manuel olan paket bu. Şöyle etrafında döneyim, görün. Bu arada Avensis'in arkası arkadaşlar, şunu da görün şöyle. Ondan sonra ne var burada? Burada güzel bir tane Mazda Familia var dostlar. 1.5 52.000 TL demiş abimiz. Hayırlı pazarlar. 97 model. Kazası belası. İki parça değişen var. Kaç binde? Kaç binde? 280 bin. Pazar payımız var mı? Var. 280 bin kilometrede Familia dostlar şöyle. 323'ün sedanı bu. Şöyle etrafında döneyim. Şimdi çok kalabalık olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Şurada bir tane TCI Jetta gördüm. Şuna da bir bakalım şöyle. Manuel vites. 150.000 TL demiş. 2012 model Trendline paket. Dostlar. İçinde oturdukları için rahatsız etmek istemedim. Onu da şöyle görün. Yanında ne var? Fiesta şey var. Focus var. 2011. 183.000 kilometrede. Fiyat 123.000 TL. 2011. İşte şimdi daha o baştaki BMW ile kıyaslayın. Yani 2005 1.16 mı yoksa 2011 Ford Focus mu? Aralarındaki farkları görüyorsunuz zaten. 95 Şahin'imiz var. Şurada Astra J'miz var. 132.500 TL demiş Astra J'ye. Sizin aracınız? Ne var ne yok? Nasılsınız? İyi pazarlar. Nasıl? Bugün bayağı bir kalabalık, böyle bir hareket var gibi. Araba da fazla. Soran var mı? Yok. Var mı yok mu şimdi? Bir dakika. Orada bir amcam yok dedi. Soran yok. Soran yok değil mi? Yani millet gezecek, fiyat öğreniyor. Soran otomatik araba istiyor. Evet, artık otomatik daha çok tutuluyor. Bu otomatik mi? Yok, manuel. Manuel vites. Kaza bela. Ufak tefek var. Arkadaşlar Astra J şöyle göstereyim. 2015, 132.500 TL demiş abimiz. İçini de görün. Şu şekilde. Böyle arkaya doğru. Güzel, Astra'nın yol tutuşu falan iyidir bunun. LPG var. LPG var değil mi araçta? Var, evet, var abi. Sıralı sistem, lastikleri falan güzel. Şöyle telefon numarasını da yaklaştırayım arkadaşlar. İlgilenen olursa abimizin arabasına ulaşabilirsiniz. İyi satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Şurada
Focus'umuz var. 2000 model 65.000 TL demiş abimiz. Hafif tavan yanıkları mevcut. Fiesta var 61.000 TL. 290.000 km'de. Şurada Broadway var. Bakalım Broadway'e ne demiş abimiz. 47.500 TL. 3 parça değişeni varmış. Pardon, lokal boyası varmış. 98 model 47.500 TL. Vallahi helal olsun. Bilmiyorum. İyi paralar bunlar. Evet dostlar, şimdi şuraya doğru geçelim. Focus var, Trend X. 2014 162.500 TL demiş. Trend X dizel. Focus'a kapısı açık mı bakıyorum. Kapısı da açık. Manuel vites. İçi siyah siyah böyle. Hız sabitleyicisi falan hepsi var. Trend X paket Focus'ta. Sahibi başında olmadığı için kazası belası var mı yok mu soramıyorum. Kilometre bilgisi de yazmamış üstüne. Şurada 206 var. 206 isteyen arkadaşlar oluyordu. Şöyle onu da uzaktan yakından çekeyim. Fakat herhangi bir bilgi yazmamış abimiz. Ne var? Egea var dostlar. 142.500 TL. Yine Euro 5 2017 model Urban paketmiş. 95'lik 1.3 142.500 TL demiş. 2017 model. Manuel vitesli Egea'ya. Zamanında sıfırını alıyorduk anasını satayım bu fiyatlara. Şurada bir Honda var. Güzel Honda. Otomatik vites dostlar. Güzel Honda. 2012 model. 159.750 TL demiş. Benzin LPG. Fiyatı makul gibi ha. Yani şöyle makul gibi derken dostlar. Elegans bu arada. Yani bunların 2011-2012'leri 160.000 170.000 seviyelerinde geziniyor. Kilometresini falan göremiyorum ama şöyle içini de çekeyim size. Fena değil gibi. Rengi falan da yakıyor yani araba cayır cayır. Hatta şöyle kıyaslayalım hadi. Bir tane daha var şurada. Bir tane de burada var. Bakalım hadi şimdi üçünü kıyaslayalım. Burada da var Honda Civic 111.000 TL demiş. Bir dakika şimdi işte işte. Ha 2009'muş bu. 190.000 kilometrede. 111.000 TL demiş. Otomatik mi? Manuel vites dostlar. Bunu da görün. Siyah böyle cayır cayır yakıyor. İkisinin de lastik durumuna bakacak olursak bunun bu farı değişmiş gibi görünüyor. Kış lastiği var. Ötekinin lastikleri kış lastiği değildi. Daha derli toplu duruyordu. Şimdi şuna bakalım. Bu ne demiş? Bir 2010 modelmiş dostlar bu. 155.000 TL demiş. Şimdi üçünü kıyaslayın hadi. Sunroof var. Üçü de elegans paket. Az önceki çektiğimde sunroof yok. Bunda şöyle ekspertizini de göstereyim size. Boya falan da var yani. 240.000 kilometrede 155.000. Bu abim biraz fazla istemiş bana göre. Otomatik vites bu arada dostlar görün. Direksiyon falan bayağı sıyrılmış. Bilmiyorum bunun fiyatı bana çok yüksek geldi. Şurada Megane 2 var. Hadi ona bakalım. Megane 2 2004 model 90.000 TL demiş abimiz. 1.6 full. Privilege paket gibi görünüyor ya da evet bir privilege. İyi pazarlar, kolay gelsin. Eyvallah. Şöyle yandan da görün dostlar aracı. Şimdi aşağıya doğru inelim şöyle. Aa bir 1.16 daha var. Aynı araba mı bilmiyorum. Hadi ona da bir bakalım. Dostlar çok araba olduğu için biraz hızlı geçiyorum ve yine Adana Eylül ayı olmasına rağmen bayağı sıcak. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Az önceki 1.16 mı? Değil. Şimdi hadi bunu da kıyaslayalım. 2011 137.000 kilometrede 170.000 TL demiş. Az önceki 2005'ti. 110.000 TL yazmıştı. Bu otomatik vitesmiş dostlar. Lastikleri falan fena değil ama yani pazara araba getiriyorsun. Ya şunu bir yıkat bir temizlet arkadaş. Böyle arabamı getirdim pazara. Kapısı kilitli otomatik vites. Şöyle arkadan da görün. 1.16i. Bilmiyorum o 2005 daha böyle gözüme hoş geldi biliyor musunuz? Şurada ne var? Yine Linea'mız var. 76.500 kilometre demiş abimiz. 2012 model. Çekin de. 2000 lira daha mı ekleyeyim? Abim diyor ki 2000 lira daha ekle. İyi pazarlar. O zaman ne diyoruz? 2000 lira mı 70.000 lira mı? Bana göre. Nasıl var mı arayan, soran, eden? Piyasayı nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben tırcıyım. Öyle mi? Ben anlamam bundan. Sizin mi araç? Niye satıyorsunuz? Hani kendi ekstra ev aracınızda paraya ihtiyacınız oldu ondan mı? Yok, para için ben zevkime satıyorum. Sen mi söylüyorsun? Alıyorsunuz, satıyor musunuz? Yok öyle değil.
Gıcıklandım, satıyorum. Ha, Linea'dan gıcıklandınız. Yok, Linea severim. 300 gibi 1.6 motor pas pasa bindi. 180, 190 bağış korkma. Ha, bu 1.6 dizel. Ha, 6 ileri olandan bu. Bunun arkalar disk fren. Bu güzel. Onları meydan diyeyim. Ben çıkarım yarışa. Varsa Ege'ye yok mu? Yeni çıkan Ege'ler yok mu? Evet. Ben çıkarım, arabayı vermez üstüne. Harbi kontağına girerim diyorsun yani. Ben buna var ya, hayatta daha 8.000'i görmedi bakımını. Hep 5.000, 6.000'de yaptım. Helal olsun. İşte bu araba alınır dostlar. O da 5.30 yağ kullanıyorum. Kategorili hobilerine kullanmıyorum. Yağınızı da seçiyorsunuz yani. Dostlar, 76.500 kilometrede abimin telefon numarasını da görün. Kamyoncuymuş dayım, tırcıymış daha doğrusu. İyi satışlar diliyorum o zaman, kolay gelsin. Şurada 239.000 kilometrede 67.000 TL demiş, 2005 Clio'ya. Dayım çok iddialı maşallah. Evet, burada da bir Fiesta var, Linea var. 2013, 65.000 TL demiş abimiz. Linea'ya. Bu 1.3 ama. Aralarındaki farkı da bilin arkadaşlar. Az önceki 1.6'ydı. Bu 2013. Tırcı dayımın arabası bayağı başarılı duruyor. Şurada klimalı 61.750 TL'ye. XL'yi var. 95 model. 61.750 TL. Bel altı boyalı dedi abimiz. Şimdi şöyle ilgilenen bir abimiz ve satıcıyla birlikte görelim. İyi pazarlar, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Dostlar, araba XL'yi 1.6. Nasıl olur mu? Kliması da var. Pazarlığa da denk geldik bu arada. 5500'e kadar bulabiliriz. Şöyle içinde görün. Kliması yeni. Tamam, daha hafif soğumalar var ama önemli değil. Şöyle çaktırmadan çekmeye çalışacağım ama. Dayım ilgileniyor fakat fiyatı herhalde hoşuna gitmedi. Arabanın göğsünde açılmalarda söz konusu. Yeni boyattım, eski resimlerini çek. Eski resimlerini çek. Arabada boya da var ama dayım çok sıcak bakmadı. Alır mı diye düşünüyordum. Evet dostlar. Şimdi şöyle bakalım, böyle ilgimizi çeken ne var? İlgimizi çeken 110.000 TL'ye Hyundai Accent Era var. 99.000 kilometre demiş, benzinli EPG. Şurada bir 5.20 görüyorum. Hadi pazarın güzel arabalarından biri. Bakalım satılık mı 5.20? Yok, 5.20 satılık değil arkadaşlar. 5.20 satılık değil. Evet. Değişik araba var mı diye bakıyorum şimdi şöyle. Şurada bir Torneo var, Connect. 2016 model. 156.000 TL demiş. 1.6 motor dizel. 115'lik. Onu da şöyle görün. Yine aynı şeyi söyleyeceğim ya. Pazara araba getiriyorsun. Kirli kirli. İnsan şöyle yıkatır. Satılmayan Jetta'mız, Bora'mız halen orada. Fiyatını da değiştirmiyor. Helal olsun. Amcam 2,5-3 aydır istikrarını bozmadı. Halen devam. 75.000 TL ile Bora'mız satışta. İyi pazarlar. Ne var, Nök? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl piyasa? Halen hareket yok değil mi? Hareket yok. Gelen var da ama gelen soran var. Yok. Piyasa yükseldi. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin. Görüşürüz. İyi pazarlar. Şurada Flens var dostlar. Otomatik. 2250 TL Tramer'i varmış. Bakın böyle de ne güzel süslemiş araba. 2011 model. 200.000 kilometrede 130.000 TL demiş. Dizel Fluence abimiz. Şöyle bakın. Ekstrem mi? Jantlarına da bakalım. Ekstrem pakete benziyor. Hem de otomatik. Dinamik mi? Dinamik. Ha, dinamikmiş bu arada. Kapısı kilitli. Şöyle. Açtı sağ olsun. Arkadaş. EDC şanzıman var. Nasıl, bunun mekatreni falan değişti mi? Normalde biliyorsunuz EDC değişti. Ha, güzel. Serviste değişmiş dostlar EDC bu arada. İlgilenen arkadaşlar için söyleyeyim bunu da. Pazarlık payın var mı dostum? Pazarlık payım var. Pazarlık payın da var. Güzel. Arkadaşlar, araçla ilgilenecek olursanız 130.000 TL 200.000 km. Servis bakımlı mı? Sanki az önce şanzıman... Özel servis bakımlı. Ha, özel evet, servis bakımlı. Şanzıman serviste değişti. Anladım. O zaten ücretsiz garantiden... Garantisi 2 ay önce bitti. Heh, onu diyeceğim. Arkadaşlar, ilgilenenler için. Burada geçen haftaki... Bu geçen hafta da vardı geçen sanki. Geçen hafta da vardı. 118.500 TL 200.000 kilometredeki Mazda 3'ü hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Güzel, böyle derli toplu duruyor. Bunda pazarlık payı var mı? Var. Arkadaşlar, pazarlık payı da var. Otomatik miydi bu hacım? Manuel. Bu manuel. Ha, içinde oturan kadınlar var, o yüzden çekmeyin içini.
Bu da mı sizin? Belli. Sizin arabalarda böyle kağıtlarla böyle güzel şey yapmışsınız yani. Arkadaşlar 59 bin kilometrede 130 bin kilometre düzeltiyorum. 130 bin TL 59 bin kilometrede benzinli. Bu otomatik mi? Manuel. Manuel vites dostlar. Evet güzel. Hadi pazarla. Dostlar bakıyoruz bakıyoruz. Şurada bir 207 var. 2010 model. Benzin LPG. 150 bin kilometrede 88.500 TL demiş abimiz. Şurada bir Jetta var. 20 Denizli plaka. Bu Jetta'yı da hatırlarsınız. Bu da uzun zamandır satışta. Üzerinde kağıt yok ama şöyle 2012 Comfort 1.6 dizel. 118 bin kilometrede 173 bin TL demiş abimiz. Ön camda hafif film var. Güzel olmuş. Şöyle bunu da görün. Ondan sonra şöyle aşağıya doğru gidelim. Meşhur kokusumuz yine burada. Hoş bulduk. Değil mi? Arkadaşlar şimdi şöyle ne yapalım? Dolaşıyorum ama görün. Kalabalığı da görün. Şu tarafta birazcık bir yoğunluk var. Hadi oraya doğru bir gidelim. Az önce buradan geçmiştik. Şimdi hafif bir kalabalık var. Aslında şey yakalayabilsem şöyle pazarlık atanı çekmek istiyorum ama çekiniyorlar. O yüzden de bir şey diyemem. Bakın bir Honda daha var. Honda Civic. Hadi gelin buna da bir bakalım. Fiyatlar bu sefer güzel oldu. Şöyle muhteşem fiyatlar yani. Bilmiyorum artık yorumlara. 2007 modelmiş. Benzinli LPG 119.500 TL. Arkadaşlar lastikleri falan temiz ama elegans paket değil. Bakıyorum otomatik mi? Heh, otomatik. Bu da güzel. Otomatik. 119.500. Şimdi işte bu 4 Honda'yı kıyaslayın. Az önce yukarıda da vardı. Abi seninle aram iyi değil ya. Niye? Hayırdır inşallah. Abi olsun seninle aram iyi değil abi. Beni sevmiyor musun? Abi o seni sevmiyorum ben. Teşekkür ederim. Seni sevmiyorum. Allah razı olsun. Peki sevmemenin sebebini söyle abi, de. Dur çekme abi beni. Tamam. Çekme abi beni. Tamam çekmiyorum hadi. Abi geçen keseriz. Hafta Skoda'yı çekmişsin. Kes abi onu. Tamam. Skoda'yı çekmişsin. Kayıtlarında var abi. Tamam doğru. Bu araba toplama demişsin. Arabam hatasız boyasız orijinal. Hayır, nasıl toplam? İki tane siyah vardı. Siyah Octavia'ydı siyah. Yan duran. Yan duran abi. Toplama dememişimdir ya. Toplama gibi duruyor demişimdir ya. Tamam toplama gibi duruyor. Nasıl oluyor abi? Abi yarısının teki daha nasıl oluyor? Sen sınır kapısından nasıl duruyor yani? Toplama gibi yarısını nasıl duruyor? Yarısını Antep'ten getirdik ikiniz de. Tamam şey yaparız düzeltiriz sileriz orayı ya. Araba öyle. Seni severek izliyoruz. Demek ki ama şöyle bir şey veriyoruz. Bu hafta dedim ya. Altına yazaydın o zaman. Hayır toplama değil diye. Olur oraya yazılmaz o. Yaz ya istediğini. Takipçim var o var mı? Arabam bir de hatasız boyasız. Ciddi olamazsın ciddi ya. Ciddi ciddi hatasız ciddi boyasız. Ve sabahtan beri ona gülüyoruz sattı biz. Ha iyi satıldıysa sıkıntı yok. Sabahtan beri ona gülüyoruz. Bu da onun ona göre telafi. Tamam ama bak güzel abi, söyledim bunu. Abi bunu tekrar bak, istiyorum abi. Bunu güzel söyledim. Tamam, güzel otomatik, bir çekim istiyorum hatta, abi. Hatta bak ne dedim biliyor musun videoda? Abi ne de biliyor musun buna? Abi buna ne de biliyorum. Geçen haftaki Skoda'ya benziyor toplama gibi duruyordu. Tamam dur öyle diyeyim. Şimdi dostlar geçen hafta hatırlarsanız. Skoda çekmiştik siyah. Sehven ben ona şöyle demiştim. Toplama gibi duruyor fakat o abimizin ondan aracıymış. O, bu ondan da kötü. Bu ondan da kötü. Bu ondan da kötü. Abim orada. İyi pazarlar. Dostlar ama şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Özür dilerim. Diğer Honda'larla kıyaslayın. Yukarıdaki siyah Honda'larla kıyaslayın. Ama elegans olsaymış çok daha havalı olurmuş. Bu orta paket mi? Dream paket. Dream paket aynen. Otomatik başlandık vites. Paket. Otomatik vites. Elegans 150 milyar. İşte yukarıda var. Videoda sürpriz olsun arkadaşlara. 4 tane Honda gördüm şimdi bu doğru pazar. Doğru. Üçü de Elegans'tı. İkisinde sunroof var. Birinde yok. Bir tanesi coşmuş fiyatta. Aynen. Siyah olanda. Öteki iki tanesi seninkiyle aynı ayar. Doğrudur. Hoşuma gitti fiyatı. Seninki de güzel. Şimdi aynen arkadaşım 2011 70 bin kilometrede kazasız belasız elegans paketi, sunroof da var. Araba full dolu. 160 bin TL'ye bugün pazarlığını attı. Arabayı alıyor. Doğru. Doğru abi doğru. 65 bin kilometrede Honda Civic Elegans. Abi anlamak da mantıksız. Bu arabanın ağır hasar kayıtları 110 bin lira. İşte. Ağır hasar ve ben hasarsızına yapmışım. Arabaya bakın ülke. İşte. Bilmiyorum. Allah yani sonunu hayır etsin. Yani. Ama senin arabanın farları vesaire hani onlarda mesela far soluğu falan evet da var. Senin araban daha derli toplu duruyor. Dostlar, abim size yardımcı olacak fiyatta. Şu telefon numarasını da şöyle çekeyim.
Çektim içini. Şuradan da bir görün arkadaşlar. Hatta sana bir şey mi bak, senin direksiyon simidin falan tertemiz. Hani hiç kullanılmamış gibi yani. Ötekilerde şey sıkıntılı. Ne yapıyorsun ne var annem? Çok şükür. Hani ne getirdin? Şey yok, duruyor mu? Var. Araba yok mu? Yok araba. Ciddi olamazsın. Yok, araba. Gezmeye temiz mi? Araba yok. Ha temiz araba yok. Sattın o zaman şeyi. Gitti. Honda Euro. Honda duruyor. Ha duruyor. Anladım. Numarası yoktu geçen hafta da şu Peugeot numara yazdık. Onu bir de yandaki gerisi bir alsan abi. Bunlar toplama mı? Yok bunlar toplama değil abi. Bunlar demontu. Bunlar direkt. Arkadaşlar arabanın motoru farklı bir arabanın. Arka şasi farklı bir arabanınmış. Ön taraf öyle farklı bir arabanınmış. 2013 abi. 2013 abi. Gel abi gel. Yiğidin harman olduğu yer Konya. Heh Konya'dan var dostlar. Neyse bu arada şaka bir yana dostlar. Evet yan yana 206 numarasını... 206 sedan. Şöyle telefon numarasını da görün. 61.500 TL demiş abimiz. Dizel kaç bindi abi? 220.000 kilometrede. Şöyle içinde çekeyim sizlere. Göğüs falan, direksiyonda sıyılma falan yok. Çift hava yastığı var değil mi bunlarda? Öndeki ABS falan standart mı? ABS falan da standart. Aynen öyle. Bu arada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abi bu da en doğrusu. Bunun da numarasını falan alırsın. Geç 2008 model dostlar. Burada VGT. Ha, bu 3 silindir olandan değil. Hayır değil. Bu gavur gibi gidenden. Bu iyi gidenden. Evet abi. Buna yetişemezsin. Buna yetişemezsin. Şöyle vay 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 vay. Gençliğimizi gördük. 2008 model dostlar. Dostlarla hoş sohbetimizi yaptık. Şimdi devam edelim. Güzel bir tane 1.16 daha var. 280.000 TL demiş. Joy paket 2017 79.000 kilometrede 1.5 benzinli. Sizin mi araç? İyi pazarlar olsun. Çok tatlı duruyor maşallah. Mersin plaka, Mersin'de miyiz? Mersin'deyiz, evet. Mersin'desiniz. Telefon numarası yok sanırım. Var. Söyleyebilirsiniz, uğraşmayın. 541. Evet. 330-0608. 0608. Evet. Araç... Orijinal boyasız. Orijinal boyasız. Şöyle içini çekebilir miyim? Kapısı açık mı? Dostlar, temiz güzel duruyor. 280.000 TL demiş abimiz. Otomatik vites. Yani zaten makine kendini belli ediyor. BMW kalitesi. Şöyle bakın. Pazar payın var mı abi? Pazarlık payımız var, evet. Pazarlık payınız da var. Peki şey mi? Alsatçı falan mısınız? Şahsi aracımış abimizin. Şurada ha telefon numarası da burada var dostlar. Şöyle burayı da çekeyim. Çok güzel duruyor. İyi pazarlar diliyorum. İnşallah gönlünüze göre satılır. BMW'den devam edelim dostlar. 318 Ti. 96 model otomatik 69.900 TL demiş. Şöyle bakalım. Sizin aracınız mı? İyi pazarlar olsun. Şöyle dostlar içini de görün. Otomatik vites şöyle. Göğüs çok tatlı duruyor ya. Kaza bela değişen ıvır zıvır yani. Yok abim kendimiz boyattık sadece. Normal bu yaştaki bir araç için. Peki pazar payın var mı dostum? Şanzıman nasıl? Kesinlikle husursuz abi. Zaten ZF kullanıyor BMW. ZF şanzıman var üstünde. Hani o yağsız bin. Aynen öyle. Alet güzel. Arkadaşlar 96-69.900 TL pazarlık payı var dedi abim. İlgilenenler olursa kompakt güzel duruyor. Şurada 45 plaka Focus var. Gelin ona bak. Bir dakika. 1.4 Albea gördüm. 2012 55.000 TL. Yani bunları ayrıca çekmemin sebebi şu dostlar. Böyle 55-60.000 aralığında ne araba alabilirim diye soruyorsunuz. İşte o sınıflardan bir tanesi. Şurada 99.999 kilometrede gerçekten çok orijinal bir kilometreymiş. Style paket. Şöyle bir Focus'umuz var. Style paket LPG benzin. Manisa plaka. Şöyle etrafında döneyim. Görün otomatik vites mi diyeceğim ama aynaları kapalı olduğu için muhtemelen arabada kilitli double ekran var içinde. Otomatik vites de değil. Şurada bir Megane 2'miz var. Pardon Megane 1'imiz var. Gelin Megane 1'e bir bakalım. Megane 1. Şimdi pazarlık mı atıyorsunuz bu arada? İyi pazarlar. Pazarlık atıyordu ya. Yok abi konuşuyoruz. Dostlar 70.000 TL demiş. 1.6 203.000 kilometrede. Şöyle telefon numarasına görün. 2002 model. Megane 1. Klima vardır muhtemelen. Şöyle içine doğru bir bakalım. Megane 1'in. Şöyle evet klimalı. Güzel gidiyor daha bu. Ben hatırlarım bunun böyle 180-190 kilometre hızlara zamanında çatır çatır oturan arabalardan. Hatta askeriyede bile o zamanlar fix bu Megane'lardan vardı. İyi pazarlar, iyi satışlar. Şurada bir Focus daha var. 227.000 kilometrede 110.000 TL demiş. 2008 Collection paket. Maşallah maşallah. Lastikleri fena değil. Aşağıya doğru gidelim dostlar.
bakalım. Ya dediğim gibi pazarlık atan çok, ilgilenenler var gibi ama 2008 model 1.4 benzinli. Yani bilmiyorum ya. Gerçi bu hafta çok böyle geçen haftanın arabalarından yok. Şöyle 2008 85.250 TL, 2009 ikisi de 1.4 benzinli dijital klima varmış bunda, 87.000 TL demiş. Aralarında 2000 lira, 1750 lira fiyat farkı var. Şöyle aralarındaki farkı bir görelim, içine bir bakalım. Kapısı açık. Biri yeni kasa, makyajlı kasa, dijital klimalı, dinamik diye geçiyor sanırım. Bu da 1.4 2008, kilometresi 127.000'de de bunun kilometresini yazmamış. Şurada bir Astra J daha var. Ona da bir bakalım. Astra J Edition paket 2013 model 1.6 benzinli. LPG yok sanırım. Yazmamış. Abimiz 122.000 kilometre Tesla ekran koymuş. Şöyle bunu da görün dostlar. Güzel, temizlemiş. Sizin aracınız mı? Abimin aracı. Pazarlık payımız var mı? Bayağı bir şey olabilir. Az bir şey var. Satıcısınız belli ki. Yani şey değil, galeri falan değil. Değil, değil. Belli. Harbi sahibinden arkadaşlar. Onu da görün. Güzel, tertemiz duruyor. Allah gönlünüze göre versin. Dostlar 1.3 sanırım. Evet. Corolla. 346.000 kilometrede 93 model. Bütün bakımlar yapıldı. Gram masrafı yok, kuruş masrafı yok. Araba git gidebildiğin kadar. 3 sene, 4 sene, 5 sene bin. Bin. Rahat rahat bin. Hiçbir masrafı yok. Şöyle sadece görün. Klima yok. Şahin doğum parasına araba veriyorum. 43.000 TL yazmışsınız. Evet, 43.000 TL. Yani çok ucuz. Pazarlık payında var mı peki? Pazarlık payım var tabii ki de, bu kadar değil. Bu araba pazarında bu araba yok. Şöyle, gerçekten yok. Telefon numarası görmüyorum. Telefon numarası da verirsen izleyenler. 541-533-9140 telefon numaram. 7/24 açayım. Ne zaman ararsanız arayın beni. Dostlar abimin arabasıyla ilgilenmek çok istiyorsanız. Şöyle içini de çekin bu arada bu kadar. İçini çekin. Tabii tabii gelin. Konuştuk. Bakın içine de. Şöyle içini de görün dostlar. Hiçbir masrafı yok. Masrafsız diyor kardeşim. Şöyle içini de görün. Görüntülü ekranın var. Ses sistemi. Göğüs falan öyle şey yapmamış. Solma evet. Yapmamış. Hiçbir güneş yanılmanı hiçbir şekilde. Peki hasar, yok. Kaza, bela. Hasar, kazası, belası yok. Komple boyalı değişen yok arabanın. Tamam, boyası normal bu yaştaki evet, bir araba için. 93 model arabaya göre boyası normal. Hiçbir boyası yok. Lastiklerim sıfır. Her şey yeni değişti. Bütün bakımlar yeni yapıldı. Yani gelsinler, ben yardımcı olacağım. Abimin arabasına ilgilenenler dönebilir. Şurada bir meşhur, zamanın meşhuru var. Ne var? Lada Samara var. Gelin buna da bir bakalım. Bu da boyalı görünüyor ama fiyata bakın dostlar. Hop. 25.000 TL demiş. 93 model Lada Samara'ya kardeşim. Onu da şöyle görün. Bunun 3. vitesi efsanedir dostlar. 3. viteste efsane araçlardan biri. Evet, şimdi şöyle şu tarafa doğru yürüyelim. F-Max gördüm. Daha doğrusu C-Max gördüm. Güzel duruyor. Cam tavan olsaymış tadından yenmezmiş. 1.6 DDCI 75.000 kilometrede 171.500 TL demiş. Güzel kaputta film falan var. Lastikleri fena değil gibi. Şöyle içine doğru bakalım. Of, bir de bunda power shift olsaydı ya da tam otomatik tadından yenmezmiş. Kapının kapanması falan gayet güzel. Şöyle etrafında dönelim. 75.000 kilometrede 2013 model dostlar. Şöyle bakıyorum, değişik araba var mı? Ufak ufak da gitmeye başladı insanlar. Onu da görün. Şurada 2015 Diesel Trend X 137.250 TL demiş abimiz. Şunu da görün dostlar. Ondan sonra Egea var. Egea'ya bakalım. Hasar kayıtsız 142.500 TL, 174.000 kilometrede Egea 1.6 Diesel Urban paket. Otomatik mi, ona da bir bakalım. Manuel diye yazmış abimiz. Manuelmiş dostlar. İyi satışlar. Ondan sonra şöyle bakıyorum dostlar. Araba çok, araba çok. Mesela 206 var burada. 8.000'de aynen. 102.750 TL demiş abimiz. İlk sahibinden ama. 58.000 kilometre ve 1.4 otomatik. Ha. Tirker yeni değişti. Bakımı şey, masrafsız yani. Aynen. Bir gram yağ kaçağı yok. Şanzıman hangi sıkıntı yok. Çok güzel. Bu şey mi? Tam otomatik 4 ileri mi? Tam otomatik aynen. Yokuşlu geri kaydırma yapmıyor kesinlikle. Arkadaşlar ilgilenen olursa abi şöyle. Abi göğüs sıfırlığına, sıfır araba ya. İlk sahibindense sıfır, normal. Sıfır.
Böyle dostlar ilk sahibinden. Görün bunu da. 206 soran arkadaş vardı. Otomatik vitesmiş. Bunu da görün. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Şurada değişik station wagon ne var biliyor musunuz? Bakın gelin. Maria var. Şöyle uzaktan çekeyim önce bir. Maria'yı. 2001 model. 48.000 TL demiş. 266.000 kilometrede. Değişik olsun diye çekiyorum bu arada. Station wagon. Şunu da görün. İçi falan derli toplu klima vesaire hepsi var alette. Arkalar kampana falan. Şöyle arkasını da göstereyim. Nasıl derli toplu duruyor? Ha? Güzel. Bakıyorum şöyle size gösterebileceğim değişik bir araba var mı? Bakıyorum bakıyorum. Şurada bir linea daha var. Hadi kıyas olsun diye o lineayı da çekelim. 2017 1.3 Euro 5 95'likmiş. 154.000 kilometrede 116.500 TL demiş yeni kasa olana. Şöyle içini de çekeyim size. Ön taraf makyajlı ama içi eski kasa olandan. Bilmiyorum siz olsanız bu parayı verir misiniz? Şurada ne var? Yine 97 efsane kasa GLI Toyota varmış. 135.000 kilometrede. Aa kilometresi çok iyi. 69.000 TL demiş. Güzel. Fakat boya atmaları falan var alette. Şöyle görün. Ne var? Ionic. Tabii satılık mı değil mi bilmiyorum. Aa satılıkmış dostlar. Vay vay vay. Pazarın mesela güzel arabalarından biri. Şöyle 42.000 kilometrede Ionic 2017. Biliyorsunuz bu MIT hibrit diye geçiyor. 260.000 TL demiş abimiz. Cam tavan falan var. Daha doğrusu sunroof var. Şöyle görün bunu da. Kapısı sanırım kilitli çünkü aynaları kapalı. Yine de bir şansımı deneyeyim. Evet. Kapısı kilitli. Evet, pazarın farklı bir aracı diyebiliriz bunun. Arkasının tasarımı falan çok güzel. Hibrit dostlar böyle. Çok başarılı duruyor. Fakat sahibi yanında değil. Şurada geçen haftanın City'si var. Hadi ona da bir bakalım. Dostlar Honda City yeni kasası çıktı biliyorsunuz. 4 teker disk 125.000 TL demiş abimiz. Benzin LPG. Tam donanımlı olanı bu. Full olanı. Şöyle uzaktan da görün. Dostlar 16 inç jant lastik var bunda. Bu arada abim lastiklerini yeni almış. Evet, otomatik vites şöyle İkinci içinde sahibinden. Görün. İkinci sahibinden. İyi pazarlar olsun. Kazası belası. Yarım parça boya var. Yarım parça boya varmış dostlar. Ama derli toplu duruyor. Çok güzel maşallah. Şöyle görün dostlar aleti de. Pazar payımız var mı? Var abi. Pazar payı da var abimi. Güzel bakın yani hakikaten küçük Honda Civic. Honda City'yi severim. CVT şanzıman var sanırım bunda değil mi? Evet abi CVT şanzıman ve F1 Cobalt'te satalım. Aynen öyle. Şöyle her tekrar telefon numarasını görün dostlar yaklaşayım abime. 2010 model Honda City için ulaşmak isterseniz abim burada. Güzel. Evet şurada bir Cielise var. Ona da bir bakalım. Citroen 2015 132.800 kilometrede 123.000 TL demiş. Konfort paket. Böyle görün dostlar. Lastikleri falan yeni. Temiz duruyor. Kapısı kilitli. Açamıyorum. Şurada bir Albia var. Hadi ona da bir bakalım. Albia'ya. 1.3 dizel dostlar. Şöyle etrafını döneyim. İyi pazarlar. Şöyle kartı da var. Kartına da bir bakalım. 61.750 TL demiş klimalı. Telefon numarasını da görün. 252.000 kilometrede. Şurada bir Maria var. Hadi onu da çekelim. Ondan sonra artık videomu kapatacağım dostlar. O Maria'ya da bakalım. Aa Golf var. Yeni Golf. Onu da çekelim. 2003. 189.000 kilometrede müzik seti varmış. 57.000 TL demiş abimiz. Şuradan telefon numarasını da görün. Böyle kaldırayım. 553. Evet. Şimdi şöyle içine doğru bakalım. Güzel. Renk atması falan yok. Ondan sonra arkalar kampana fren. Şöyle içine de bakalım. Direksiyondan kumandalı set var dostlar. Görüyor musunuz? Güzel. Abim bu arada telefonda piyasa ölü gibi araba satılmadı diyor. Side airbag var. Koltuk yükseklik ayarı elektrikli. Güzel. Ya aslında bir şey değil mi? Fiat'ın bazı şeyleri böyle çok farklı. Bu muhtemelen eksklusif olabilir dostlar. Eksklusif paketi olabilir. Şimdi şu yeni Golf'ü gördüm. Onu da çekiyorum. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Yeni Golf'e doğru gidelim. BMW var. Çakal kasa. 100.000 TL demiş. İyi pazarlar.
100.000 TL demiş. 2000 model 520'ye abimiz. Şöyle onu da görün. İşte yine kıyaslayın yani. Şöyle derli toplu duruyor. İşte pazarın ikinci güzel ya da birinci güzel arabalarından biri. Az önceki Ioniq gibi. Bu da böyle dikkat çekenlerden. 258.000 TL demiş 100 kilometrede. Nasıl yani? 1.0 olandan dostlar. 2021 model. İyi satışta. Açık mı? Açık abi. Şöyle otomatik değil. Gerçi bilmiyorum hani 1.0'ın otomatiği var mı yok mu? 6 ileri şanzıman var. Daha koltuğunun şeyleri duruyor dostlar. 0. Ekranlı falan böyle. Tertemiz. Pazarlık payı var mı? Var abi. Pazarlık payı da var. Telefon numarası da koymuşsunuz. Tamam. Dostlar 258.000 TL demiş. 2021. 100 kilometre de değil mi? Doğru. 100 kilometre. Araba 0 dostlar. 0. Bilginiz olsun. Şöyle uzaktan da çekeyim. Ondan sonra şurada Accent Blue var. Ona da bakacağım. 2020 Clio var. Ya bu seriyi hatırlıyorsunuz zaten. Sürekli gelen arabalardan. Merhaba. İyi pazarlar olsun. Arkadaşlar Prime paket. Yani en dolusu. 57.000 kilometrede 1.6 dizel otomatik. İşte bu kaymak. Bu çiçek paket. Bilmiyorum araç sizin mi ama. Yok benim. Bu da böyle. İçine doğru geçelim. Otomatik demiş abimiz. Böyle en dolusu. Ha bu can. Şimdi dostlar Golf 8'den sonra Accent'i çektim ama bu arada bu galiba candı. O da biliyorsunuz benim gibi şey çekiyor. Araba pazarı videosu çekiyor. Kardeşimin emeğine sağlık, eline sağlık. Takip ediyorum. Kendi beni takip etmiyordur. Otopazarı ve Canın Penceresi diye sanırım kanalı var. Şimdi Golf 8'i çekiyor o da. Kulaklıkla çekiyor. Kardeşimin emeğine sağlık. Can! Görüşürüz. Hiç bakmadı bile. İşte YouTuber'lık böyle bir şey dostlar. Evet dostlar hepsinden var YouTube kanalında. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Araba pazarı videomuzun. İnşallah haftaya bir aksilik olmazsa Osmaniye'de çekimini yapacağım. Osmaniye otopazarını çekeceğim size. Orayla burayı bir kıyaslayacağız bakalım. Fiyatlar Osmaniye'de nasıl? Burada nasıl? Evet hepsinden var YouTube kanalında. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Yemek videolarımızı izlemeyi unutmayın. Saygılar, sevgiler dostlar.